kıyafet, koruyucu mevzuat, silah, teçhizat, analizde kullanılan yaşam alanları, emniyet ve kolaylık tesisleriyle yeme içme dahil tüm malzemelerin tanıtılmasıdır. Üst bölgemiz kademeli emniyet sistemiyle oluşturulmuştur. Üst bölgemiz saldırılara karşı yerli ve milli savunma vakalı birimlerince üretilmiş engel, tahkimat ve gözetleme sistemleriyle donatılmıştır. Üst bölgemiz gündüz ve gece gözetleme cihazları ile ayrıca insansız hava araçları ile 24 saat emniyete alınmaktadır. Hemen karşımızda akordiyon engel sistemleri gözükmektedir. Akordiyon engel sistemleri içerisine kum, moz, çakıl toprak dolduran bariyerlerdir. Kurulması kolay ve sevk edilmesi kolaydır. İstenildiği takdirde üzerine kafesteli ve dikenli şeritleri suhane ile destekleme yapılabilmektedir. Üstten ve alttan mazgalı menziller ilave edilmektedir. Ayrıca üst bölgemizde beton bunker mevziği bulunmaktadır. Beton bunker mevziği 14 ton ağırlığında saldırılara karşı uygun kalınlıkta imal edilmiştir. Üst bölgemizde mayın ve bomba arama köpekleri bulunmaktadır. Ayrıca üst bölgemizin etrafı çeşitli boyutlarda beton T duvarlarla çevrilmiştir. Bu beton T duvarlar üst bölgemizin emniyetini almak ve bombalı araç saldırılarını engellemek maksadıyla yapay engel olarak kullanılmaktadır. Üst bölgemizin girişinde uygun kalınlıkta ve kurşun geçirmez camları imal edilmiş monoblok köpek kulübesi yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir ağaç kullanılmadan birbirine geçmeli bloklardan oluşan iki katlı balistik kule adı verilen Lego kule önümüzde durmaktadır. Araç park yerinde akaryakıt ikmal remorku ile akaryakıt ikmal yapabilmektedir. Akaryakıt ikmal remorku 5 ton yakıt kapasitesine sahiptir. Ayrıca dakikada 45 litre yakıt transferi gerçekleştirmektedir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasını takip artık Kahraman Mehmetçiliğimizin yaşam destek ünitelerine giriş bulunur. Görünce bu haberlerle üst bölgelerine yakın mevcilerin alınması maksatıyla mini insansız hava aracı vasıtasıyla hava haberlerine götürüler. Kesinsiz olarak ilerlenmeyle böylece üst bölgesinin yapısı dışında mesela saldırılara karşı gerekli emniyet tedbirleri önüne alınmaktadır. Üst bölgelerin oluşturulduğu arazi ve eğitim koşulları göz önüne alındığı zaman yıldırım düşmelerine karşılaşan olsun gerekli emniyet tedbirleri her biri 200 metre diyalarına sahip 1 ve 2 ayarı burada kuş, yemekhane, gazete ve genel olarak yapılmış tatlı yaşamalarını görmektesiniz. Havat ve roket yapımlarına karşı koruma sağlayan bunkerlar sığınak, mevzi ve yaşamalar olarak kullanılmaktadır. Görmüş olduğunuz T-duvarlar ve üst taraftaki kum korumalarıyla tahkimat artırılmıştır. Burada görmüş olduğunuz yaşam alanı 6 personel için tasarlanmıştır. Modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanına sahiptir. Camlar kurşun geçirmezdir. Gazino ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş bunker yaşam alanı. Aynı anda 8 kişinin barınmasına imkan sağlayan yaşam konteyneri. Yaşam konteynerleri aynı zamanda çalışma alanı olarak da kullanılabilmektedir. Ranzalar katlanıldığında birer adet masa, ikişer adet sandalyesi mevcuttur. Manda yaşam alanı akordiyon engelsiz sistemleriyle takip edilmiş. Her türlü hava ve roket saldırılarına koruma sağlayan yaşam alanlarıdır.
Mango yaşam alanları modüler olarak tasarlanmıştır. Burada 12 kişilik mango yaşam alanını görmektesiniz. Modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanı sağlar. Havan ve roket saldırılarına karşı tahkimat sağlamak maksadıyla toprak seviyesinin içine gömülerek inşa edilir. Çatı toprak seviyesindedir. Modüler banyo konteyneri 2300 kilogram ağırlığındadır. Aynı anda 5 personelin banyo yapmasına imkan sağlar. 2 ton soğuk su kapasitesi 500 litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Havadan helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler tuvalet konteyneri 2000 kilogram ağırlığındadır. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Helikopter ile havadan taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. 5 adet tuvalet, 5 adet lavabodan oluşur. 2000 litre su kapasitesine sahiptir. Alanda Türk Yaşam Destekli Ülkeleri 30 kanal jeneratör vasıtasıyla desteklenmektedir. Burada görmüş olduğunuz güneş enerji paneli, personelin şahsi cep telefonu şarjı, telsiz fotoğrafçılarının ve aydınlanma ihtiyacı için kullanılmaktadır. Modüler olarak sallanmıştır. 540 watt elektrik verimleri imkan ve kabiliyetine sahiptir. Robotlar ve banyo konteyneri. Aynı anda 5 personelin banyo yapmasına imkan sağlar. 2000 litre soğuk su, 500 litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. Envanterimizdeki taktik tekerlekli araçlar vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Yukarıda multe tuvalet konteyneri. 5 adet tuvalet, 4 adet lavabodan oluşur. 2000 litre soğuk su kapasitesine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Envanterimizdeki taktik tekerlekli araçlar vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Yukarıda multe çamaşır konteyneri. 3500 kilogram ağırlığındadır. 10 adet 9 kilogram, 1 adet 20 kilogram çamaşır yıkama makinesi, 1 adet 20 kilogram çamaşır kurutma makinesi mevcuttur. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Envanterimizdeki taktik tekerlekli araçlara vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Robotların ve soğuk hava konteyneri. İki bölümden oluşur. Et bölümü 11,5 metreküp, sebze bölümü 16 metreküp hacme sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. Yedinci alanların fabrika müdürü tarafından imal edilmiştir. Robotların ve su tankeri. Personelin temiz su ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanmıştır. Modüler olarak tasarlanmıştır. Envanterimizdeki taktik tekerlekli araçları taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Üstün seyahat sahra fırın ötesi. Personelin ekmek ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanmıştır. 6 personeliyle 8 saatte 6240 ekmek üretme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Eray Seyyar Sahra Mutfak Ünitesi 250 ila 400 kişilik 4 çeşit yemeği pişirme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Üst bölgesinde görevli personelin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanmıştır. Modüler yapıdadır. İstenildiğinde envanterimizdeki taktik tekerlekli araçlar vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler görevli konteyneri 2 hasta yatağı, 2 muayene masası, 1 seyyar
cerrahi operatör 300 litre su tankından oluşur. Modüler tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir.